Değerli bir konuğumuz var. Vatan Partisi Öncü Kadın Genel Başkanı Meltem Ayvalı bizimle birlikte. Efendim hoş geldiniz ulusal kanal ekranlarına, gece görüşüne. Merhaba Deniz Hanım, hoş bulduk, iyi akşamlar. Teşekkür ediyorum. Öncelikle sıcak bir gelişmeyle başlamak istiyorum. Fikirlerinizi de merak ediyorum. Milli Savunma Bakanlığı açıkladı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da ayrıntılı bir şekilde son durumu paylaştı. Mehmetçik Afganistan'daki görevini noktalıyor. 24 veya 36 saat içerisinde de tüm tahliye operasyonlarının tamamlanması bekleniyor. Bugün bir uçağın kalktığını ifade etti Sözcü İbrahim Kalın ve dedi ki mutabık kalınması halinde havalimanında sivil uzmanlarımız Afganistan'a destek vermeye devam edecek dedi. Mehmetçiğin Afganistan'dan dönüşünü nasıl yorumlamak lazım? Öncelikle buradan başlamak istiyorum. Lütfen buyurun. Evet, biz bu konuda Vatan Partisi olarak görüşümüzü yayınladığımız bildiride açıklamıştık. Türk ordusunun, Türk askerinin Afganistan'daki varlığı Afganistan'la beraber değerlendirilmeli ve Afganistan yönetimi eğer Türk askerinin orada bulunmasına gerek duymuyorsa Türk askeri çekilmelidir. Afganistan'la işbirliğimiz oranın yönetimiyle devam etmelidir diyerek fikrimizi ifade etmiştik daha önce. Teşekkür ediyorum. Afganistan'da artık yeni bir dönem başlıyor. Taliban dönemi başlıyor ve aslında Taliban da yeni bir süreci başlatıyor Afganistan'da. Bağımsızlık mücadelesini kazanan bir Afganistan'dan bahsediyoruz. Bugün bir basın toplantısı düzenlendi ve o basın toplantısına ilişkin farklı fotoğraflar, farklı görüntüler yayınlandı. Özellikle Batı medyasında ama bir meslektaşımız biliyorsunuz ki Afganistan'da şu anda oradan sıcak bilgileri aktarıyor. Ancak o toplantıda kadın gazetecilerin de olduğuna dair bir fotoğraf karesi paylaştı. Bu süreci nasıl değerlendirmek lazım? Özellikle neden kadınlar ve çocuklar üzerinden Batı medyası böyle bir propaganda yürütüyor? Gereği duyuyor sizce? Deniz Hanım, şimdi bazı basit temel gerçekleri ortaya koymak lazım öncelikle. Birinci gerçek şu, Afganistan 20 yıldır Amerikan emperyalizmine karşı savaşıyordu. Ondan önce de Sovyet işgaline karşı 79'dan itibaren savaştı ve toplamda bu 40 yıllık savaşın sonucunda Afganistan bağımsızlığına kavuştu. Ve Amerika Afganistan'da yenildi. Başka bir ifadeyle Amerika Asya'nın kalbinden kovuldu. Bu Amerika için büyük bir yenilgi, büyük bir hezimet. Atatürk ne demişti? Mazlum milletler zalimleri bir gün mah ve nabut edecek. Afganistan mazlumdu, Amerika zalimdi. Şimdi bunun aksini iddia edebilecek olan var mı? İşte mazlumlar zalimleri mahvediyor ve biz de mazlumların tarafındayız. Afganistan'ın tarafındayız, kazananın tarafındayız. Birinci gerçek bu. İkinci gerçek, işgalden en büyük zararı kadınlar ve çocuklar gördüler. Yani Afganistan'daki Amerikan işgalinden 20 yıldır en büyük zararı kadınlar ve çocuklar gördü. Kadınlar fiziksel ve cinsel şiddetin her türlüsüne maruz kaldılar. Çocuklar istismar edildiler. Kadınlar ve çocuklar öldürüldüler. Afganistan yoksul bırakıldı. O halk yoksul bırakıldı. Bu nedenle işgalin bitmesi de en çok kadınların ve çocukların yararınadır diyebiliriz. Üçüncü gerçek de şu. Bundan sonrası Afganistan'ın işi, Afganistan'ın meselesidir. Hiç kimse başka bir ülkeye laiklik, çağdaşlık ihraç edemez. Bunu yapabileceğini düşünenler, başka bir ülkeye laiklik ihraç edebileceğini düşünenler varsa onlar zihninde emperyalist batının kodlarını taşıyorlar demektir ve bu son derece tehlikelidir. Bakın bugüne kadar emperyalist batı gittiği her yere işte demokrasi götürme bahanesiyle gitti, çağdaşlık götürme bahanesiyle gitti, uluslararası terörle mücadele kılıfıyla gitti. Ve yalnızca kan götürdü, gözyaşı götürdü, zulüm götürdü. Bu nedenle bağımsızlaşan ve özgürleşen bir milletin kadınları özgürleşebilirler, kurtulabilirler. Afganistan'da yaşanmaya başlanan süreç budur. Bunu bütün gerçekliğiyle ilk olarak ortaya koymak lazım. Ve buyurun. Lütfen sözünüzü tamamlayın. Ben bitti sandığım için tekrar bir soruyla devam edecektim ama. Tamam.
Siz tabii neden Afganistan'da kadın hakları üzerinden bugün yoğun bir tartışma başladı diye soruyorsunuz. Bu doğru bir soru, haklı bir soru. Çünkü Afganistan'da Amerika yenildi. Bu o yüzden bugün kadın hakları üzerinden yoğun bir tartışma başladı. Bakın 20 yıldır Afganistan'da kadınların durumunu konuşan hiç kimse yoktu. Değil mi? Ya da şeriatla yönetilen başka ülkelerde kadınların durumunu konuşmuyoruz. Çünkü oralarda Amerikan işgali yok. Ama ne zaman ki Amerika Asya'nın kalbinden kovuldu, o zaman bir kadın hakları tartışması başladı. Tabii ben bu tartışmayı yürütenleri iki gruba ayırıyorum. Yani birincisi hepimiz kadınların daha çağdaş bir ortamda yaşamasını elbette ki dileriz. Ve samimi olarak Afganistan'da bunun nasıl gerçekleşebileceğini düşünen yurttaşlarımız var. Ama onların da Batı'nın propagandası altına çokça girdiklerini ne yazık ki görüyoruz. Onlara şu soruyu sormak istiyorum. Afgan kadınları için Türkiye'ye, Afganistan'a, dünyaya ne öneriyorsunuz? Yani bugün Türkiye'nin bağımsız Afganistan'ın yanında olmak dışında bir seçeneği var mıdır? Afgan halkının yanında olmak dışında bir seçeneği var mıdır? Ya da dünyanın bağımsız Afganistan'ın yanında olarak orada ilerlemenin, gelişmenin önünü açmak, bunu teşvik etmek dışında bir seçeneği var mıdır? Yoktur. Yani bugün gerçekten Afgan kadınlarının yanında olacaksak, onlarla dayanışma içinde olacaksak bunu bağımsız Afganistan'ın ve Afgan halkının yanında olarak yapabiliriz. Bir de tabii bilinçli bir şekilde Amerika'nın bu büyük yenilgisini, tarihi yenilgisini, dünya dengelerini değiştirecek ve Asya uygarlığının yükselişini hızlandıracak yenilgisini gizlemek için ve Afganistan'ın bağımsızlık mücadelesini perdelemek için kadın haklarını gündemde tutanlar var. Açıkçası onların umurunda değil kadın hakları. Bunu nereden biliyoruz? Aydınlık Gazetesi dünkü manşetiyle önemli bir gazetecilik başarısına imza attı ve bir GIA raporunu açıkladı. Meltem o Hanım, bunu ayrı bir başlıkta konuşmak istiyorum. Hem CIA raporunu hem de özellikle Cumhuriyet Kadınları Derneği'ne hedef alan saldırıları konuşmak istiyorum ama Afganistan'dan özellikle Taliban'ın bu basın toplantısında ilan ettiği o başlıklarla devam etmek istiyorum. Çünkü ilk sorduğum soruyu aslında buna bir çerçeve oturtturmak adına sormuştum. Siz de o çerçeveyi aslında çok net bir şekilde ortaya koydunuz. Şimdi tüm dünya özellikle Batı medyası, bizim ülkemizdeki bazı medya kuruluşları da maalesef ki bu propagandanın araçları olmaya devam ederken o bölgede gerçekten gazetecilik yapan meslektaşlarımız oradaki tüm olguları, tüm gerçekliğiyle yansıtıyorlar ve bölge insanı zaten bunu anlatıyor. Şimdi kızlar okula devam edebilecek, burka zorunluluğu kaldırılacak dedi. Eğitim toplantısında Kadın Milli Eğitim Bakanı vekili davet edildi. Taliban kadın memurlara görevinize dönün çağrısı yaptı. Ancak henüz bir hükümetin kurulamaması, bu dönemde de düzgün bir şekilde işleyecek bir bakanlık faaliyetinin olmaması sebebiyle evlerinizde durun fakat maaşlarınızı ödeyeceğiz. Hükümet kurulur kurulmaz, bakanlıklar çalışmaya başlar başlamaz sizleri de görevinizin başına çağırıyoruz, bekliyoruz dedi. Tüm bu açıklamaları ele aldığımız zaman Afganistan'da kadınların da dahil olabileceği bir yönetimden bahsedebilir miyiz? Eğer bu Taliban'ın yaptığı açıklamayı farklı okumak için çabalar ortaya konuyorsa bunun da amacını merak ediyorum sizin de fikrinizle birlikte. Evet, Taliban Afganistan'ın bu kurtuluş savaşına önderlik etti ve Afganistan'ın bağımsızlığına kavuşmasında belirleyici rol oynadı. Dolayısıyla bundan sonrasında Taliban hükümetinin Afgan halkını da birleştirecek, onların ilerleme, gelişme taleplerine kulak veren bir yol izlemesi lazım. Çünkü artık bir sorumluluğu var. Afganistan'ı yönetecek, Afganistan'da güvenliği sağlayacaklar, Afganistan'da ekonomik gelişmeyi sağlayacaklar ve Afganistan'ın bu taleplerine yanıt vermeleri gerekir. Burada birleştirici, geniş tabanlı bir hükümetin kurulması
önemlidir. Milletin taleplerine yanıt verilmesi önemlidir ve bu sürecin ben bu yönde gelişeceğini düşünüyorum. Böyle olacağını düşünüyorum. Türkiye'de tabii özellikle yine kadınlar üzerinden müthiş bir yalan rüzgarı var. Oradaki Türk gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un yayınını bugün hep beraber izledik. Bakın Afgan kadınları bizim söylediğimizin aynısını söylüyorlar. Bir Afgan kadınıyla röportaj yapıyor Sayın Ersoy yolda karşılaştığı bir kadınla. Kadın çok Afgan kadını çok açık şekilde şunu söylüyor. Diyor ki bu savaş uluslararası küresel güçlerin bir savaşıydı, uluslararası bir savaştı. Biz artık uluslararası topluma yeter diyoruz ve biz özgür Afganistan istiyoruz. Bizi bölemeyecekler, biz birleşiyoruz diyor. İşte Afgan kadının söylediği Afganistan'ın bugün gerçeği, onların talepleri. Fakat bunun görmezden gelinmeye çalışıldığını Türk medyasından ilginç bir şekilde izliyoruz. Siz de biraz önce ifade ettiniz, basın toplantısında kadın gazeteci var, olması da çok olumlu. Zaten Taliban hatırlarsanız Afganistan'dan Amerika'nın kovulması sonrasında ilk röportajlarından birini televizyonda bir kadın gazeteciye vermişti. O da olumlu bir mesaj bu yönde. Yine dün kız çocuklarının okula gittiği görüntüleri yayınladılar. Bunların hepsi olumlu adımlar, olumlu gelişmeler. Bir sürecin bu yönde ilerleyeceğini düşünüyoruz. Aslında siz bir önceki etapta biraz giriş yapmış oldunuz. Hem CIA raporu ve CIA raporunda yer alan bu fonlama meselesi üzerinden aslında birazcık da götürülüyor anladığımız kadarıyla. Sözde bazı kadın dernekleri, Amerika Birleşik Devletleri fonlarıyla Türkiye'deki bu algı operasyonlarının başında diyebilir miyiz? Yani tüm bu CIA raporunda yer alan bilgilerin Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan'dan çekilme süreciyle aynı zamana denk gelmesi sizce örtüşüyor mu? Nasıl bir mesaj veriyor? İlgili raporda ki o Afganistan'da işgal sürerken hazırlanmış bir rapor. İşgali sürdürmek için, işgale kamuoyu desteği yaratmak için feminizmin kullanılması gerektiği ifade ediliyordu. O işgali sürdürme stratejisiydi. Aynı rapor bugün yenilgiyi gizleme, Amerika'nın yenilgisini gizleme stratejisi olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla sorunuzun cevabı evet, o rapor hala geçerli. Ve bugün Amerika'nın yenilgisini gizlemek için kadın hakları, çocuk hakları, insan hakları çoğu kez de yalan haberlerle ve manipülatif içeriklerle kullanılmakta. Bunun başını da Türkiye'de foncu dernekler çekmekte. Bugün yine Aydınlık Gazetesi'nin manşetindeydi. Cumhuriyet Kadınları Derneği'nin yayınladığı o muhteşem bildiriyi hedef alan, en hırçın şekilde küstahça hedef alan derneklerden biri Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu'ydu. Ve Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu'nun 2017 ve 2021 yıllarında Amerikan Dışişleri Bakanlığı'ndan 149 bin dolarlık fon aldığı ortaya çıktı. Zaten Federasyon Başkanı Canan Güllü'nün 2021 yılı Uluslararası Cesur Kadın Ödülünü Amerikan Dışişleri Bakanlığı'ndan yine aldığını biliyorduk. Ben çok açık bir şekilde şunu ifade etmek isterim. Dünyanın en büyük insan hakları, kadın hakları, çocuk hakları düşmanı Amerika'dan fon alanların, para alanların Cumhuriyet Kadınları Derneği'ne saldırmasının anlamı çok büyük. Onların Cumhuriyet Kadınları Derneği'ne saldırması Cumhuriyet Kadınları Derneği yöneticileri için bir onurdur, gururdur. Çünkü bakın hadi diyelim ki Amerika'nın Afganistan işgalinde kadınlara getirdiği fiziksel şiddetten, cinsel şiddetten, çocuklara getirdiği ölümden, zulümden, yoksulluktan haberleri yok. Hadi diyelim ki Irak'ta kadınların yaşadıklarından haberleri yok. Hadi diyelim ki Suriye'de yaşananlardan haberleri yok. Peki ya Türkiye'de yaşananlardan habersizler mi? Habersizler. Amerika'nın binlerce tır silah verdiği,
altını çiziyorum. Bakın Amerika'nın binlerce tır silah verdiği PKK ne yaptı? Nurcan Karakaya'yı öldürdü. 11 aylık bebeği Bedirhan'ı öldürdü. O PKK ne yaptı? Aybüke Yalçın'ı öldürdü. O PKK ne yaptı? Kızılay'da, Güven Park'ta gencecik arkadaşlarımızın, kız arkadaşlarımızın, erkek arkadaşlarımızın üzerine bomba yağdırdı. İşte insanımızı katledenlerden, kadınımızı katledenlerden, çocuklarımızı katledenlerden ödül alanlar, para alanlar eğer bugün Cumhuriyet kadınlarına saldırıyorsa bu Cumhuriyet kadınları için çok büyük bir onurdur ve onların bırakın Türkiye'de kadın adına açıklama yapmaya ya insan içine çıkmaya utanmaları lazım. Siz nasıl bizi katledenlerden, bizi bölmek isteyenlerden, işte Diyarbakır annelerinin çocuklarını daha kaçıranlardan para alırsınız? Diyarbakır'da, Muş'ta, Hakkari'de, Van'da eylem yapan annelerle ilgili tek bir satır açıklamaları olmadı bildiğimiz kadarıyla bu derneklerin. Çok tutarlılar çünkü Deniz Hanım. Tutarlı Amerikancılar. Türkiye'de de Amerikancılar, Afganistan'da da Amerikancılar. Bakın o foncu dernekler bugüne kadar Diyarbakır annelerinin sesini duymadılar. Hakkari, Şırnak, Van annelerinin sesini duymadılar. Çünkü Türkiye'de HDP ile PKK ile işbirliği içindeler. Onlarla el eleler. Türkiye'de Amerika'dan taraflar. Afganistan'da da Amerika'dan taraflar ve Afganistan'da da Amerika'nın yenilgisini gizlemek için bugün Türkiye'de faaliyet yürütüyorlar. Amerika adına konuşuyorlar. Amerika adına konuşuyorlar. Amerika için çalışıyorlar. Dolayısıyla onların saldırılarının Cumhuriyet kadınları için hiçbir üzülecek tarafı yoktur. Aksine şeref duyulacak tarafı vardır. Fakat onlara bir kötü haber, yenildiler. Patronları yenildi. Kötü haber onlar için. Sayın Meltem Ayvalı, şimdi tüm dünya, tabii ki de Türkiye, Afganistan'daki bu süreci konuşuyor ama muhalefet cephesinde yürütülen ve kullanılan dile baktığımız zaman aslında bilinçli olarak laiklik üzerinden bir tartışma yürütüldüğünü söylemek mümkün mü? Sanki bu söylem sadece Afganistan'ın iç meselesiyle ilgili değil de Türkiye'deki bazı sinir uçlarını kaşımak için de özellikle kullanılıyor gibi geldi bana ama ne kadar haklıyım, ne kadar doğru, sizin de fikrinizi merak ettim açıkçası. Haklısınız. Biraz önce Forcu Dernekleri için söylediğiniz şeylerin aynısı onlar için de geçerli. Onlar Biden tayfası diye biz tarif ediyoruz. Zaten Türkiye'de Amerika'nın sözcülüğünü yapıyorlar ve Afganistan'da da yine tutarlı şekilde aynı tavrı alıyorlar. Şimdi günlerdir ben takip ediyorum, oraya bağlayacağım yine Cumhuriyet Kadınları Derneği'nin bildirisine. Çünkü o bildiri Deniz Hanım, Cumhuriyet Kadınları Derneği'nin Türkiye Kadın Hareketi'nde eşsiz ve rakipsiz bir konumda olduğunu göstermiştir. Ben de Cumhuriyet Kadınları Derneği'ne üyeyim ve üye olmaktan gurur duyuyorum, onur duyuyorum. Tabii görevimiz gereği pek çok kadın derneğiyle temas halindeyiz. İşbirliği yapıyoruz, zaman zaman ortak faaliyetler yapıyoruz. Ancak üye olduğum tek kadın derneği Cumhuriyet Kadınları Derneği ve tekrar ediyorum, üyesi olmaktan onur duyuyorum. Bakın 3 gündür Cumhuriyet Kadınları Derneği'nin bildirisi tartışılıyor. Nerede tartışılıyor? Halk TV'de tartışılıyor. İşte KRT'de tartışılıyor. Tele1'de tartışılıyor. İzliyorum o tartışma programlarını. Dernek yöneticilerinden konuk çıkarılmamış. Çağrılmamış. Dedikoduculuk yapılıyor o programlarda. Güzel tartışılsın. Tartışılması ancak ve ancak Cumhuriyet Kadınları Derneği'nin gücünü gösterir. Orada mesela Barış Yarkadaş gibi isimler istifa çağrıları yapıyorlar. Yani Türkiye'de de kararlı şekilde anti-emperyalist ve bağımsızlıkçı tavır alan kuvvetleri hırpalamaya dönük çağrılar yapıyorlar. Onların da özel bir anlamı var. Ben de sizin vasıtanızla CKD'ye üye olmaya çağrı yapıyorum. Eğer ulusal kanal izleyicilerinden hala üye olmayan varsa onları üye olmaya davet ediyorum. Çünkü bugün bakın birçok kadın derneği, bazılarının sesi sosyal medyada çok çıkar ama
tabanları geniş değildir. İşte birçoğu biraz önce konuştuk, fonla beslenmekte, fonla yaşamaktadır. Yani kasaları da, kafaları da dışarıya bağlıdır. Birçok kadın derneği uluslararası topluma çağrı yaptı. Ama Afgan kadını dinledik bugün. O dedi ki uluslararası topluma, yeter artık. Bizim üzerimizden elinizi çekin. Biz özgür Afganistan istiyoruz. Sorunlarımızı kendimiz çözeriz dedi. Ya da Kadem gibi dernekler bile, ki üzücüdür onlar açısından, bu neoliberal rüzgardan ne kadar etkilendiklerini gösterir. Kadem gibi dernekler bile uluslararası güçleri duyarlı olmaya çağırdılar. Bu biraz da tabii sosyal medyanın yönettiğini, bu tip örgütlerin çoğunu gösteriyor. Bir tek Cumhuriyet Kadınları Derneği o cumhuriyetçi çizginin, damarın, bağımsızlıkçı damarın, devrimci kadın hareketinin temsilcisi olarak ortaya çıktı ve Afganistan'ın bağımsızlık mücadelesini selamlayarak aynı zamanda Afgan kadınlarının yanında olmanın tek yolunu gösterdi. O yüzden bu tavrı ben alkışlıyorum ve ulusal kanal izleyicilerini üye olmaya davet ediyorum. Onları hedef alan işte muhalefet cephesinden, sözde muhalefet, çünkü onlar Biden muhalefeti, Türkiye muhalefet isimler var. Bakıyorsunuz Türkiye'de kim anti-emperyalistse, kim milli mevzideyse, kim insanlığın ilerlemesinden yanaysa onun karşısında tavır alıyorlar. Bu da onların hanesine yazılacaktır. Afganistan'ın bağımsızlık mücadelesi neden bu kadar korkutuyor hem iç cephede hem de dış cephedeki bazı odak noktalarını? Yani bağımsız bir Afgan kadının bağımsızca söylediği bu sözler neden bugün bazılarını titretiyor sizce? Medeni dünya ışıklarını söndürdü gitti diye gözyaşları döküldü. Biliyorsunuz Deniz Hanım, Afganistan'ın bağımsızlık mücadelesini kazanması sonrasında medeni dünya ışıklarını söndürdü gitti diye gözyaşları döküldü. Biz o medeni dünyayı gördük. Medeni dünya ne yaptı? Uçaklardan düşenlerin resimlerini tişörtlere bastı ve satılığa çıkardı. İnsanların acılarını ve o trajediyi satılığa çıkardı. Bütün kaygıları bu. Amerika yenildi, çekti gitti ve giderken işbirlikçilerini arkasında bıraktı. Onların yüzüne bile bakmadı. Amerika'nın yenilgisi Türkiye'deki işbirlikçilerini de üzdü ve telaşa sürükledi. Bu kadar yüksek sesle konuşmalarının, böylesine çığırtkanlıklar yapmalarının diyeceğim aklıma, çünkü hakikaten Barış arkadaşına bağırışları geliyor. Böylesine çığırtkanlıklar yapmalarının sebebi budur. Amerika'nın yenilgisini hazmedememektir ve işbirlikçilerinin içine düştüğü durumu görmektir açık bir şekilde. Ama hala oradan dönmenin bir yolu var. Hala oradan vazgeçmenin bir yolu var. Bakın Türkiye'deki bütün kuvvetlere uyarı olmalıdır bu. Hatta dünya çapında uyarı olmalıdır. Amerika gerilemekte olan, yenilmekte olan bir kuvvet. Afganistan'da kaybetti. Irak'ta kaybediyor. Suriye halkı zaferler kazanıyor. Karabağ'da kaybetti. Dünya ekonomisinde gerileyen bir kuvvet yine. Üretimdeki payı %50'lerden %20'lere düştü. Silahlı gücünü kaybetti. Silahlı gücünü kaybediyor. Siyasi gücünü kaybediyor. Askeri, ekonomik gücünü kaybediyor. İdeolojik gücünü kaybediyor. Kaybeden Amerika'nın yanında yer almamaları gerekir. Bir de buna inanmayanlar var tabii. Amerika'nın kaybettiğine, yenildiğine inanmayanlar var. Onları Biden bile ikna edemiyor. Bizzat Biden 11 günde böylesi bir çöküşü beklemiyordu diyor. Yani şaşırdık diyor. Çöküş etrafında bulunuyor. Ama Biden bile ikna edemiyor. Ya da NATO ülkeleri şunu söylüyorlar, NATO tarihinin en büyük yenilgisidir diyorlar. Amerika'nın Afganistan'dan çekinmesi, kaçması, o da ikna edemiyor.
İşte Avrupa Birliği ülkeleri birbirine düşüyor, NATO ülkeleri birbirine düşüyor. Batı basını Amerikan İmparatorluğu'nun çöküşü başlıkları atıyor. Onlar ikna edemiyor. Gerçekten ikna olmaları için nasıl bir yenilgi yaşaması gerekir Amerika'nın, bunu bilmiyoruz, anlayamıyoruz ama hiçbir hezeyan bu gerçeği değiştirmiyor. Yani Amerika kaybetti. O çırpınışlarda buna inanmak istememelerinden kaybediyor. Çünkü onların gözünde Amerika yenilmez. Ama yenilir. Ve yenildi. Sayın Ayvalı, son sorum da şu olsun size. Şimdi önümüzde dedik ya en başta da yeni bir dönem, yeni bir süreç başlıyor. Artık Afganistan'da Taliban dönemi başladı. Önümüzdeki günlerde yeni bir hükümetin kurulması bekleniyor. Hatta Taliban şöyle söyledi. Milli bir hükümet kuracağız dedi. Afganistan'daki tüm tarafları, tüm unsurları kapsayacak bir hükümet kurmak için çalışıyoruz. Niyetimiz bağımsız bir Afganistan'ı kurmak, bütün milletinin içinde yer aldığı bir hükümet kurmak dedi. Bu noktada şunu da sormak yerindedir diye düşünüyorum kapatmadan önce. Ankara ve Kabil hattında bundan sonraki ilişkiler sizce nasıl şekillenmeli? Çünkü çizdiğimiz çerçevede ortaya bir sonuç çıkıyor. Ben sizden duymak istedim bunu. Evet. Bir kere Ankara bu süreci ağırdan almamalı. Ankara Taliban yönetimini tanımalı ve onlarla görüşmeli. Ve Türkiye cephesinden de bu sürece bakmalı. Örneğin Afganistan'dan da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımasını beklemeli, istemeli. Çünkü ortak düşman işte Batı emperyalizmi. Biliyorsunuz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ve Doğu Akdeniz'de bize yönelik tehdidin kaynağı orası, Amerika, İsrail, Yunanistan orası ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınmasını Türkiye beklemeli Afganistan'dan. Ama bunun için öncelikle Türkiye'de Afganistan yönetimi ile hızlı bir şekilde, yani başka ülkeleri beklemeden, Avrupa'yı beklemeden, Batı'yı beklemeden görüşmeli, bunu ifade edelim. Sonra tabii Türkiye açısından bir göç sorunu var. Bu göç sorununun çözülebilmesi, engellenebilmesi için de Afganistan yönetimi ile görüşmelere başlanmalı ve Taliban'ın çıkardığı genel af desteklenmeli. Yine bugün yayında izledim, Kabil'den gerçekleştirilen yayında, biz Türkiye'den mühendis istiyoruz diyorlar Afganistan'da. Mesela bu çok önemli bir çağrı. Ekonomik işbirliği çağrısı. Hızla Türkiye Afganistan'ın imarında, oranın yeniden şekillendirilmesinde görev almalı. Bakın bu ekonomik gelişme kadın hakları açısından da son derece olumlu etki yaratacaktır. Bağımsızlığına kavuştu. Afganistan artık kendi önlerindeki sorunları kendileri çözecekler. Bunun üzerine bir ekonomik gelişme, refah inşa edilecek. İşte o kadınları daha fazla toplumsal yaşama çekme zorunluluğu doğuracak. Ve bunun karşısında kimse duramaz. Bunun karşısında hiçbir kuvvet duramaz. Kadınlar toplumsal yaşamda var olacaklar. Ama bunlar, bakın, bu somut bilimsel bilgiler ışığında ve somut adımlarla olacak şeyler. Türkiye'ye çok görev düşüyor ve Türkiye'nin de Afganistan tarafından diğer bütün ülkelerden farklı değerlendirildiğini biliyoruz. Açıklamalarında da onu görüyoruz. Türkiye bu avantajı kullanmalı ve diğer tabii bölge ülkeleriyle, Asya ülkeleriyle beraber. Çünkü Türkiye büyükelçiliğini kapatmadı, Rusya kapatmadı, Çin kapatmadı. Çin görüşmelere başladı. Avrupa ülkesi sanıyorum bugün Merkel'de bir açıklama yaptı. Rusya aynı şekilde. Küba olumlu buldu Afganistan'ın içine girdiği bu süreci. İşte bu ortam değerlendirilmeli ve Türkiye başta bölge ülkeleriyle birlikte Afganistan'da istikrarın sağlanması ve ilerleme açısından teşvik edici bir rol oynamalı. Bu Türkiye'nin de faydasına. Tabii de Türkiye cephesinden bakıyoruz. Bu Türkiye'nin de faydasına. Çok çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için, katıldığınız için. Vatan Partisi Öncü Kadın Genel Başkanı Meltem Ayvalı bizimle birlikteydi.